Şimdi Ömer Bolat konuştu Ticaret Bakanı, ee, orta vadeli programla ilgili. Orta vadeli programın bu arada düzenleyeceğini söylüyor. Yani ihracat, ithalat kalemlerinde çok fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bir hedef koymuş Ömer Bolat. Evet yani ekonomi, ihracat önemli. Satmak gerek, satıp içeriye dolar gelmesi gerekiyor. Şimdi bir de ilan ile ilgili bir düzenleme var. Bu da yine Ticaret Bakanlığı'nın zaten bayağı bir üzerinde çalıştığı bir meseleydi. Diğer bakanlıklarla paralel olarak. Evet ilanda yeni bir dönem. Bundan sonra öyle kafanıza göre internete girip tık 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 hadi. İşte ben işte Tuna ilan veriyorum, telefonumu satıyorum, arabamı satıyorum. Aa, artık öyle olmayacak. Kimlik doğrulama. Yani diyor ki devlet ben o ilanı veren kişinin kim olduğunu bilmek istiyorum. Yasal olarak yapacaksınız bunu. Amaç neydi? Amaç tüketicinin zarar görmesini engellemek. Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul ve ikinci el taşı satışlarında sahte ilanlarla fahiş fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirilen düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. İlan siteleri daha güvenilir bir hale geldi. Artık kimlik gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilemiyor. Eğer internet sitelerinde ilan vermek istiyorsanız öncelikle E-Devlet kapısı üzerinden kimliğinizi doğrulamanız gerekecek. Yapılan düzenleme ile kişinin kendisine, eşine birinci ve ikinci derece yakınlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Bu kapsamda ilan sitelerine e-devlet veya web tapu üzerinden kimlik doğrulama yapılması zorunlu hale getirildi. Ülkemizde yaşanan dolandırıcılığın önüne geçilebilir bu sayede. İnsanlar artık dolandırılmaktan kurtulur diye düşünüyorum. Dolandırıcılığın önünü kesmek amacıyla yapılan uygulamada emlak komisyoncuları ve otogalericilerinin de artık yetkili oldukları belgeleri ibraz etmesi gerekecek. Artık bir gayrimenkulü satıyor sanız ya bunun sahibi olduğunu e-devlet üzerinden ve web tapu üzerinden ispatlayacaksınız. Eğer bir ilan vermek isterseniz siteler size şu uyarıyı verecek daire seçeneğini seçip girdiğimde site bana bu uyarıyı veriyor. Eğer gayrimenkulün sahibi değilsem E-Devlet üzerinden bunu doğrulayamayacağım ve bu ilanı giremeyeceğim. Böylece tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi spekülatif fiyat artışının önüne geçilmesi hedeflendi. Bundan daha önce keşfedilmiş, düşünülmüş, fark edilmiş olsaydı piyasa fiyatları bu yönde böyle yukarı yönlü spekülasyon etmiş olmazdı. Çok büyük şeyler değiştireceğim ben inanıyorum. <laughs> Sahte işlem yaptığı tespit edilen kullanıcılarsa 10 bin liradan 100 bin liraya uzanan cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu durumsa en çok vatandaşları memnun etti. Ancak vatandaşlar da verilen cezaları az buldu. Bence daha fazla cezalar verilmeli. Döviz bazında verilmeli bence en azından. 500 bin lira olsa istiyorum. 1 milyon olsa istiyorum. O zaman caydırıcı olurdu. Uygulama güzel yalnız. Bu cezaların hani bir yaptırım olması lazım. Paradan farklı daha caydırıcı şeyler olması lazım.